Sohbetin başlamasına daha bir saat var ama daha şimdiden bütün salon doldu, apartman doldu, kapının önü doldu. Allah daha büyük yerler nasip etsin ya. Vallahi böyle olacak gibi değil. İçeri saat kaçta girdin? Bugün saat 2:30 gibi geldim. Neden o kadar erken geldin? Çünkü çok kalabalık olacağını biliyordum. Önceki sohbetten de gelmiştim. Kalabalıkla ilgili fikrin nedir? İnşallah bu kalabalık dua olur. Daha güzel bir yerimiz olur. Yetersiz kalıyoruz gerçekten. Bunca yolu kalkıp geldiler bu soğukta. Yerimiz yok maalesef ama yapacak bir şey yok. Bunlar bağ hükmüne geçecek. Biz röportaj yapmaya çıktık ama biz de içeri giremeyeceğiz herhalde. Evet, Mehmet Yıldız'ın sohbetini bekliyoruz kapının önünde. Allah Allah, çay da getirdiler bak. İsim neydi? Serdar. Serdar abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nereden geliyorsun abi? Almanya. Almanya'dan geliyorsun. Evet. Almanya'dan geliyorsun, kapının önünde kaldın ha. Ya öyle hiç sorma. Her yerde olduğu için şu an herkes canlı yayından böyle apartman boşluğunda oturarak izliyorlar. Allah Allah. Allah böyle herkesin sığabileceği bir yer nasip etsin inşallah. Böyle olmaz. Normalde evet. Yukarıda medresen var. Evet. Ama niye burada namaz kıldın? Çünkü yer yoktu. Namaz kılacak yer yoktu. Vakitte bir aile geçiyordu. Biz de dedik ki nereden namaz kılabiliriz? Kazan dairesi sanırım. O yüzden orada ufak bir yerde namaza durduk akşam namazına. Arkadaşla görüntülü konuşma yapacağız. Ve görüntüyü televizyona aktaracağız. Ayakkabıyı göstereceğiz. Benim diyen alacak, ayakkabısını çıkacak. Bu nereden çıktı? Yani bu projeyi nasıl geliştirdin? Abim dışarıda müthiş bir kalabalık var ve ayakkabılar birbirine girmiş. Bunu nereden bulduk? İcatlar ihtiyaçlarından çıkar. Şu anda bir ihtiyaç doğdu. Ama yakın zamanda inşallah herkesin kendi ayakkabısını koyacak, dolabı olacak ve üstünde numarası olacak. Çıktığında numarayı açacak, dolaptan ayakkabısını çıkaracak, evine gidecek. İnşallah. Şuraya baksana bak kalabalığa. Allah'ın kısa zamanda herkese ayakkabısını koyacak bir dolap olan medrese nasip etsin. Amin. Allah'ımıza kurban. Ayakkabının hakkında endişe duyuyor musun? Sıkıntı yok, bekliyoruz. Çok endişe duymuyorum açıkçası. Çoraplarımla giderim mi diyorsun? Yok, o kadar da değil. Tamam, o zaman sana bir tuvalet terliği ayarlayacağız. Çok kalabalık, aşırı kalabalık. Acil büyük yerler lazım, kocaman yerler lazım. Yurt dışından geldik, çok memnun olduk yani. Girebildin mi içeri? Girebildik ama su içmedik tuvalete gitmemek için. Deri kaptırmayalım diye. Allah razı olsun, Allah yani güç kuvvet versin size. Yeni yer hayalimizle ilgili var mı diyeceğin abi? Yani canım.
canımızın acıtacağı şekilde yardım etmeye çalışacağız. Öyle düşünüyorum. Allah inşallah hayırlı bir yer bulmayı nasip etsin. Su içirmeyi, tuvalete gidebilmeyi amin. Nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. İsim neydi? Adil Bek. Nerelisin abi? Türkmenistan. Türkmenistan. Evet. Sohbete katılabildin mi? Katılabildim yani dışarıdan. Merdivende kaldım. Kalabalık hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi yani bu kadar diye hiç sanmıyordum ama çok kalabalık yani. Aşırı. Ama bunu görünce çok mutlu oldum. Elhamdülillah. Yani daha büyüyelim, daha. Biz kalabalık olacağını bekliyorduk ama bu kadar erken saatte insanların 40 dakikalık, 50 dakikalık bir hakikat duymak için 4 saatlerini böyle feda etmeleri hoşuma gitti açıkçası. Gitmedi değil. Şimdi yer lazım, yer lazım diye bağırıyoruz ama ya boş bir bağırma değil. Şimdi 1500-2000 metrekare bile az gelecek günler olacak mı? Evet olacak. Bizim büyük yere bir an önce geçmemiz lazım. 5.30'da doldu burası değil mi? Ya geçmemiz lazım. Başka alternatif yok. Yok, gerçekten yok yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer mübarek ne kadarları varsa, onların ne kadar duası varsa her birisinde sığınıp bu medresenin miracını Allah'tan talep ediyoruz. Tez vakitte ya Rab bize hayırlı ise daha büyüğüne geçir. Şu an yer alabilecek noktayı biriktiremedik. Henüz toplanmadı ama bu şekilde de olmayacağından dolayı hiç değilse kiralık bir yeri büyüteceğiz. Dün yerler baktık, haber bekliyoruz. Bakarsınız birkaç hafta sonra böyle terde, dört kat boyunca aşağılara kadar kalabalık içerisinde değil de her birimiz uygun bir şekilde bu dersleri dinleriz. Ölene kadar da dinleriz ve dinlerken de biz şahsi miracımızı yaşarız. Ama şahsi miracımıza bir basamak olsun diye inşallah Hayalhanem Medresesi de kendi kemalatını, kendi miracını yaşar ve bu tohum büyür, neşvi nema bulur, ağaç olur, meyve verir. Ahirette o meyve dilimize şerbet olur, gül suyu olur, lokum olur. İnşallah amin, amin, amin. Ama ben duaları bugün bu Hayalhanem Medresesi için istiyorum. Çünkü bu kadar arkadaş sığmıyor. Çay verirken bile sığmıyoruz. Ve bu arkadaşların kalabalığı değil, keyfiyeti elzem, yetiştirilmesi lazım. Buraya gelip dersleri dinlemeleri lazım. Yani stadyumu dolduran kalabalıklar değil, Halid bin Velid Efendimiz'e benzeyen bir kişiyi yetiştirebilmek değil mi? Musab bin Ümeyr Efendimiz'in gönül yangını gibi birisine ulaşabilmek, Habbab bin Eret'in eli yandığında ne oldu denildiğinde gönül yangınımdan elimin yangını duyamadım diyen birisine ulaşabilmek, bunlar için çok elzem yani. O yüzden ne olur bu gecelerde dualarınızı esirgemeyin. Hem kavli, hem fiili, hem ızdırari bütün dualarınızı talep ediyoruz. Bekliyoruz inşallah. Selamünaleyküm. Heyecanlı bir haberimiz var size. Çok heyecanlıyız. Biz inşallah arkamda görmüş olduğunuz bu güzel binanın imzasını attık. Bismillah dedik. İstiyorduk böyle bir yer. Çok aradık işten çıkçası. Aylarca yer arıyorduk, tarıyorduk, dolaşıyorduk. O kadar çok yer baktık ki hamdolsun Allah sonunda içimize sinen bir yer nasip etti. Daha fazla bu işte samimi olarak bu işin bir ferdi olmak adına, isteyen arkadaşlara yer açabilmek adına böylesi geniş bir mekana ihtiyacımız vardı. Biz bu mekana şu an için kiracı sıfatıyla giriyoruz. Ama mal sahibinden aldığımız bir süre var. Ve bu süre çok uzun bir süre değil. Bu süre içerisinde şayet biz gerekli şartları sağlayabilirsek, ki bu noktada sizin gayretleriniz ve dualarınız çok çok bizim için önemli. Biz bu şartları sağlayabildiğimiz andan itibaren 5 ay sonra, 6 ay sonra, 7 ay sonra ne zaman sağlarsak masaya oturup abi biz hazırız diyeceğiz. Ve inşallah mekanı tamamen bir Hayalhanem Medresesi'ne çevireceğiz. İşte bunun için mücadele ediyoruz.